Tadım Tuzum YouTube kanalından herkese merhabalar. Bir erişte nasıl bu kadar güzel, leziz bir tat haline dönüşebilir? Şimdi onun videosu ile sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Ocağımızın başına geçtik. Suyumuzu iyice kaynattık. Şimdi orada 1 litre kadar suyum var. Şöyle 2 avuç kadar erişte ekleyeceğim. Anneciğimin kendi elleriyle kesmiş olduğu erişte. Allah annelerimizi, babalarımızı başımızdan eksik etmesin diyerek yemeğimize hemen başlıyorum. Eriştelerimin üzerine bir miktar tuz gezdiriyorum. Ve erişteler birbirine yapışmasın diye çok az sıvı yağ ilave ettim. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Eriştelerimizi haşlanmaya bırakıyorum. 5 dakikanın sonunda haşlanan eriştelerimizi süzüyoruz. Eriştelerim kenarda süzülürken 2-3 yemek kaşığı dolusu tereyağını güzelce eritiyorum. Evet, şimdi lezzeti arttırma safhasına geldik. 10 adet kadar cevizim var. Onları böyle ince ince doğradım. Şimdi tereyağımın içerisine ilave ediyorum. Ve güzelce kavuruyorum. Bakın, cevizlerle birlikte bu şekilde köpürecek. Panik yapmayın, bu normal bir şey. Şu anda cevizin yağı da tereyağına geçiyor. O lezzeti işte buradan yakalıyoruz. Bakın, cevizlerimiz ne güzel kavruldu. Şimdi süzmüş olduğum makarnalarımı ilave ediyorum. Ve makarnalarıma bir miktar tuz gezdiriyorum. Sadece haşlarken gezdirmiştik çünkü. Şimdi güzelce şöyle karıştırıyorum. Ve altını söndürüyorum artık. Bu safhada bir miktar ince kıyım maydanozu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ceviz ve maydanoz miktarını dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Şimdi ben bunu servis kabıma alıyorum. Ve en son olarak da üzerine şöyle keçi peyniri ya da tulum peyniri ilave ediyorum. Ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu efsane lezzeti eğer dener ve beğenirseniz lütfen bu videomun altına yorumlarınızı kısa da olsa bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.